Ve biz migrene geçelim. Migren tedavisinde neler kullanılmalı? Evet, migren çok önemli bir konu. Şimdi beyinde işte ne dedik? 100 milyar hücre var. Bu hücreler nörotransmitter denen taşıyıcı, yani haber taşıyıcı hormonsu maddeler depolar. Ne işe yarar nörotransmitter? Efendim, kalbe haber gönderir. Şöyle şöyle çalış. Kola, ele, ayağa böyle haber taşıyıcıdır. Bu neye benzer? Mail gibi. Mail sistemi. Mesela birine bir şey yazacaksın. Mail atıyorsun ki bana şu kadar şundan gönder. Şunu şunu yap. Bunu bunu yap. Sipariş veriyorsun. Nörotransmitterde beyindeki sinir hücreleri, nöronlarda nörotransmitterler olur. Haber taşıyıcı. Nörotransmitterler aynı mail atmışsın gibi. Şunu şunu yap, bunu bunu gönder, böyle böyle vesaire haber veriyorsun. Nörotransmitterler beyindeki sinir hücreleri, nöronlar salgılar, kana karışır ve organa komut verir. Ne yapılması gerekiyorsa şöyle şöyle böyle böyle yap vesaire vesaire. Nörotransmitterlerin salgılanması sırasında işte dengesizlikler ortaya çıkarsa, serotonin hormonu aşırı yükselirse problemler başlar. Beyindeki sinir hücreleri ve damar hücrelerinde, damarlarda ve sinirlerde iltihaplanmalar ortaya çıkabilir. Evet. Bunun için herhangi bir ilaç kullanılırsa problemi biraz baskılar. Kimyasal ilaçlar tedavi etmez. Eğer ki sinirsel bir rahatsızlık varsa, yani migrenin birçok faktörü var da sinirsel bir rahatsızlık varsa sarı kantaron yine aynı şekilde devreye girer. Efendim, migrenin damarlardaki iltihaplanmadan dolayı kaynaklanıyorsa ginkgo forte devreye girer. Yüksek tansiyon nedeniyle bir rahatsızlık yaşıyorsa kişi, migren rahatsızlığı yaşıyorsa alıç forte, yani kişiye göre değişir. Ne tür Evet. bir migren söz konusu? Migrenin alt Ona faktörlerine göre çeşitli gıda faktörleri takviyeleri uygulayabiliyor hastalar. sinirsel mi? Tabii. Damarlarda oluşan bir iltihaptan mı kaynaklanıyor? Stresten mi? Efendim, tansiyon yüksek, kolesterolü varsa enginar forte gerekir. Karaciğerde yağlama nedeniyle kolesterol yükselirse, yani bilmek gerekir. Nedir Bir de şunu rahatsızlığı, sormak istiyorum hocam. migreni tetikleyen sebep? Migren rahatsızlıklarında kişilerin, hastaların göz altları oldukça morarıyor. Mesela baş ağrısı olduğunda böyle göz altlarında çökme ama morarıklar meydana geliyor. Bunun sebebi şiddetli baş ağrısından veyahut da damarların sıkışmasından dolayı falan mı acaba? Serotonin hormonun aşırı yükselmesi nedeniyle beyin kökündeki hücrelerde ortaya çıkan iltihap, yüzü kontrol eden trigeminus denen sinir hücrelerini, yüz sinir hücrelerini etkiler. Etkiler, iltihaplanmasına sebep olur. Bu nedenle böyle bir rahatsızlık ortaya çıkar. Şimdi ben bir yakınımı ziyarete gittim Almanya'da. Böyle 55 yaşlarında bir bayan, hoş geldiniz dedi ama gitti böyle oturdu televizyonun yanına, böyle robot gibi. Aa, dedim ki yeğenime, dedim ki bizi istemiyor mu bayan? İstemiyorsa gidelim dedik ya. İstemediğimiz yerde işimiz olmaz mı şimdi? Yok amca, onunla ilgili değil, seninle ilgili değil. Ne dedim? Migreni geldi. Bu 2 saat, 3 saat dünyadan kopar, kendi alemindedir. Bunalıma girdi, yani migreni gelmiş. Geldi mi böyle dedi. 2 saat koptu gitti. Evet, Yani oldukça zor bir hastalık. dünya yıkılsa umrunda değil, şey yapmaz, hiçbir şey anlamaz, görmez, bakmaz, böyle robot gibi durur. Sonra kendine geliyor yavaş yavaş. Kaç yıldır? 35 yıldır var rahatsız. Oh. Ya tedavi ederiz dedim. Ya mümkün değil dedi. 35 yıldır kullanmadığı ilaç yok. Evet. Problem değil. Tedavi ederiz. İyileştiririz. Nasıl? Hastalığın sebebini bilelim. Ne var? Tansiyon var, kolesterol var. Başka ne var? İşte ailevi psikolojik gerilimler var vesaire vesaire. Problem değil. İksir, aloe vera jel, ginkgo forte, enginar forte, sarı kantaron forte kullanıyor. Yavaş yavaş yavaş. 6 hafta sonra rahatladı. Yavaş yavaş yavaş. Evet. 4-5 ay kullandı, hiçbir şey kalmadı. En ağır migren, en ağır migren, en ağır baş ağrısı. Bir bayan beni aradı. Dedi ki onda da panik atak var böyle. Annesi sokağa çıkmayı bırak, yatağın altından çıkamıyor böyle.
dışarı çıkamıyor. Yatağın altına çıkamıyor. Korkuyor. Ölüm korkusu sarmış. Beni aradılar, dedi ki annemin durumu ne olacak? Bağırsaklarında şişkinlik, azımsılık, kabızlık var mı dedim. E ne ilgisi var bağırsakla bu? Beynin ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Nereden geliyor vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire? Nereden geliyor? Bağırsaklarında. Bağırsaklar emiyor, absorbe ediyor karaciğere. Karaciğer bunu yavaş yavaş kana veriyor, kan yapıyor. O da kalbe, kalpten işte beyne gidiyor. Dakikada 5 litre kan pompalıyor bu kalp. Dakikada. Evet. Hesap edelim, günde ne kadar kan pompalıyormuş? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. öyle mi? Öyle. Tamam. Nasıl olacak? Dedi ki ya kabızlık var, şişkinlik var. Söylediniz ama çok şey var. Hep bağırsaklarında problem var. Tamam. İksir, aloe vera gel, enginar forte, kara halile forte, şunu şunu kullanacak. 6 hafta sonra kadıncağız aradı annesi. Hadi canım dedi ki Allah sizden razı olsun. Ne oldu? Artık alışverişe de gidiyorum. Yatağın altına çıkmış, artık alışverişe gidip gelebiliyor, evet. Korkusuz. Kadıncağız hayata küsmüş. Bırak çarşıya, sokağa, yatağın altına çıkamıyordu. Panik atak yaşıyordu. Her türlü hastalık iyileştirilebilir, tedavi edilebilir. Burada ginkoyla ilgili 36 üniversitenin kliniği 10.815 hasta üzerinde denemiş, etkisi ispat edilmiş. Bilgi var, belge, laf yok. Bilgi var, belge var. Şimdi ben eskiden dergi getirmiyordum. Sadece kendi kitabımı getiriyordum. Anlatıyordum. İşte bu kitapta böyle böyle yazıyor diye. Abi biri dedi ki ya kendi kitabında yazabilir. İspat edebiliyor musun? Yabancı kaynak, bilgi, belge. Onun için dergileri de getiriyorum. Daha kitap var. Almanca kitap. Onları da getireceğim de. Hileri yok. Buluruz hocam. Siz getirin bize. Eğer bilgi verecekseniz biz size yer açarız. Bir tane daha masa atarız gerekirse. İnşallah. Peki hocam. Tekrarlayalım. Migren hastaları hangi gıda takviyelerini kullanmalı? Migren, şimdi yüksek tansiyon problemi varsa iksir, aloe vera jel şart. Bunlar detoks, vücudu arıtıcı. Evet. İksir damarları açar, aloe vera bağırsakları temizler. Yüksek tansiyon varsa alıç forte, kortisep forte, damar çayı, enfeksiyon çayı. Eğer ki psikolojik rahatsızlardan dolayı kaynaklanıyorsa sinirsel, hem iltihap hem psikolojik sarı kantoron. Evet. Yer değiştirir alışla. Eğer beyindeki damarlarla ilgili bir problem varsa ginkgo gerekir. Duruma göre, kişiye göre değişir. Evet. Onu görüşmek gerekir, konuşmak gerekir, rahatsızlığı. O zaman izleyicilerimizi hatırlatalım. Ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan İbrahim Gökçe'nin danışma hattından ulaşabilir, sormak istediğiniz soruları sorabilir ve hastalığınızın doğal tedavi yöntemlerle iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Resmi internet sitesinden de bitkiler hakkında bilgi alabilirsiniz.